Temyiz'e bağlanalım, bir soralım Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bu görüşlerini. Ned Price'ın yaptığı açıklamayı. Temyiz, merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Zeynel, iyi yayınlar diliyorum sana. Çok teşekkür ederim. Birkaç cümle değerlendirme isteyeceğim, çünkü bir anda hiç beklemeden Amerika Birleşik Devletleri'nin bakanlık sözcüsü Ned Price'ın yaptığı açıklama ve şu ifade önemli. Bazılarını rahatsız edecek olmasına rağmen insan hakları ve demokrasinin işte güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz. Kim rahatsız olacak bundan? Evet, iyi bir soru. Şimdi şöyle bakmak lazım diye düşünüyorum Zeynel. Bu Ned Price'ın yaptığı açıklamayı ben olağan, proforma bir açıklama olarak görüyorum. Zaten bir soru üzerine yapılmış olan bir açıklama. Yani basın toplantısına bu konuda daha önceden hazırlanmış bir açıklamayla gelmiyor. Maalesef Amerika'da ve Avrupa'da, Türkiye'de insan hakları, düşünce özgürlüğü ve gerçek demokrasinin artık olmadığına dair algı iyicene yerleşmiş durumda. Onun için böyle sorular gelince adeta bir metin alınıyor ve oradan aynı şeyler tekrarlanıyor. Bu sözler elbette ki önemli. Çünkü Amerika'dan geliyor. Bak, bizlerin de dikkatini çekti. Ama bir sonucu olacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi bunlar artık Türkiye açısından proforma açıklamalar oldu. Türkiye'nin zaten Amerikan yönetimiyle arası iyi değil şu anda. Birçok düzlemde sorunlar var. Bunlardan birisi de işte bu sıraladığımız konular. Biraz böyle bakıyorum açıkçası. Peki bu kalıplaşmış cümleleri kullanmalarının nedeni acaba bu aralar idare edelim, nasıl olsa bu iktidar gidici, önümüzdeki dönemde işte yeni bir iktidar gelirse o zaman Türkiye ile ilişkileri daha farklı bir şekilde başlarız duygusu var mı yok mu? Avrupa'da ben öyle bir duygu hissediyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nin duygusu nasıl acaba? Şimdi elbette Amerika'da da Avrupa'da olduğu gibi seçim sürecine dönük çok büyük ilgi var. Onun için orada bir beklenti olduğu muhakkak ama hiç kimse kesin bir sonuç üzerinden gitmiyor. Yani ne olacağı pek belli değil. Gerçek bir seçim olup olamayacağı konusunda da kuşkular var. Ama Amerika'nın Avrupa'da içinde geçerli olduğu gibi Türkiye ile hala her şeye rağmen önemli stratejik çıkarları var. Şimdi Ukrayna meselesi de gündeme gelince bu meseleler gene ön plana çıktı. Yani Amerika öyle bir durumda ki evet, Türkiye'yi bu insan hakları konularında eleştiriyor. Biden eleştirmek zorunda. Çünkü seçim kampanyasının bir parçasıydı bunlar. Sadece Türkiye değil, genel olarak bu konuları ele almak. Ama Amerika'da esas bugün üzerinde durulan konu Ukrayna ne olacak? Suriye nereye gidiyor? Tabii. İşte Rusya'nın yayılmacılığı nereye kadar gidecek? Avrupa'da da aynı sorular soruluyor. Böyle olunca tabii Türkiye'yi cezalandırmak, yaptırım uygulamak gibi konular biraz daha arka plana düşüyor. Ya da erteleniyor herhalde. Çünkü o yaptırımlar konusu her zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin o kast meselesi mesela hep gündemde. Peki önümüzdeki dönemdeki bu bekleme süreci seçimlere kadar mı? Yoksa Ukrayna meselesi hep çıkarlar ön plana geldiği sürece Amerika Birleşik Devletleri ya da işte Batı'nın bu konuda yapabileceği bir şey yok mu? Bence yok açıkçası. Yapabileceğini yapıyor. Bak mesela Osman Kavala meselesine bakalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını gayet iyi biliyoruz. Bu karar konusunda, uygulanmaması konusunda devreye girmesi gereken mekanizmaları da biliyoruz. Ama bu konuda Avrupa tarafından herhangi bir aciliyet hissine kapılmıyoruz. Yani işte aylar geçiyor, Osman Kavala hala hapiste, çıkamamış. Yani bu mekanizmalar Avrupa açısından da çok yavaş işliyor. En son olarak işte biliyorsun Almanya Ukrayna konusunda yaptığı bir açıklamadan dolayı biraz hırpalandı Avrupa'da. Yani Avrupa'nın çıkarları da her zaman ön plana geliyor, prensiplerinin ve ilkelerinin önüne geçebiliyor. Evet. Yani Avrupa açısından da böyle bir durumdan karşı karşıya. Peki, çok teşekkürler Temyiz. Son olarak en azından Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan bu açıklamayı bir değerlendirmesini aldık senden. Çok çok sağ olasın, eksik olmayasın. Teşekkür.